Evet 7 yıldır ekonomik dar boğazı olan Yunanistan hala ırkçı saldırılarına ve ırkçı politikalarına gördüğünüz gibi devam ediyor. Yunan, Yunanistan'la devam edelim efendim. Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlık için Türkçe yayın yapan kuruluşların önemi büyük. Bu kuruluşların başında da sayısız zorluklara rağmen yayın hayatlarını sürdüren radyolar geliyor. Radyolar şu anda Batı Trakya'da 3 tane. 1992'den bu yana açılan ve kapatılan radyoların yanında sadece 3 Türkçe yayın yapan radyo var. Yaklaşık 120 bin insana. Batı Trakya'da ilk radyo yayınları 90'lı yıllarda korsan yayıncılıkla başladı. Köylerde ve Türklerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde sadece kendi bölgesini ve insanlarını kapsayan radyo yayınları, kanunlara aykırı olduklarından dolayı kısa zamanda bulunuyor, vericiler ve cihazlara el konu oluyor, sorumlu kişiler de mahkemeye sevk ediliyordu. İlk radyolar açıldığında problemler başlı başına devam ediyordu. Köy isimleri Türkçe söylenmeyecek, Yunanca söylenecek diye diretiyordu Yunan devleti. Onun haricinde hem Yunanca hem Türkçe söylenmeye başlandı. İlk açılan radyolar müzik radyolarıydı. Onun haricinde 1994 yılında haber radyoları da açılmaya devam etti. 1992 yılına gelindiğinde o dönemde bağımsız milletvekili olan rahmetli Doktor Sadık Ahmet, kanuni yollardan bir radyonun açılabilmesi için Atina'dan radyolarla ilgili yasayı getirmiş ve nitekim Radyo Site ismiyle ilk radyo açılmıştı. Artık dünya daha bir küçülmüş ve küçücük bir kutuya sığmıştı. Artık her gün binlerce istek sunucular tarafından okunurken programı yapan da dinleyen de birbirlerini sanki yıllardır tanırmış gibi konuşmaya, konuştukça seslerini duyurmaya başladılar. Derken ikinci radyo ve hemen ardından üçüncüsü de gelmişti. Işık FM ve Joy FM. Türkçe yayınlar böylelikle çoğalmış ve artık internet ortamı o zamanlarda olmasa da haberi ilk elden verme işini o günün tek araçları olan radyolar üstlenmişti. Radyolar artık her eve ve taşıta girer duruma gelmiş ama yeni vericilerin çok pahalı olması sebebiyle sadece belirli yerlere kadar yayın yapma gücüne erişebilmişlerdi. Gümülcine'den sonra İskeçe bölgesinde de iki radyo açılmış ve oradaki Türklere hizmet etmek için var çabalarıyla çalışmışlardı. Gümülcine ilk yıllarda 4, İskeçe'de ise iki radyo Türkçe yayınlarına devam ederken, farklı sebeplerden dolayı İskeçe'dekilerin tümü, Gümülcine'de ise bir radyo yayın hayatlarına son verdi. 2007 yılından sonra mecburi Yunanca Yasası getirildi yapılan programların yüzde 25'inin Yunanca olma mecburiyeti Yunanca haber mecburiyeti radyoları biraz sarsmıştı Bunun haricinde en küçük cezalar 3 ila 5 bin Euro'dan başlıyordu bugün Batı Trakya'da yayın yapan Türkçe radyolar son derece zor şartlarda çalışmaya devam ediyor 1992'den bu yana tam 24 senedir süren bir serüven. Batı Trakya'nın ilk radyosu Sit FM'de bulunmaktayız. Sit FM'in sahibi ve kurucusu Halit Halil İbram'la birlikteyiz. İlk olarak radyolar hakkında ve sizin hakkınızda bu işe nasıl başladınız, nasıl karar verdiniz bir fotoğrafçı olarak bunu bir açıklayalım halkımıza. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi o dönemde köylerde korsan yapan, korsan yayın yapan radyolar vardı. İfak tefek bir gün yayın yapıyorlar, bir gün yapmıyorlardı. Öyle bir radyocular biz de merak sarmıştık o dönemde. Ama e, onun kanunen yasak olduğunu çok çabuk anladık ve bunu e, baştan e, başlayalım dedik ve e, o günlerde e, rahmetli e, Nur içinde Yatsın Sadık Ahmet Doktor Sadık Ahmet milletvekiliydi. Evet. Ve ona rica ettik, Atina'dan resmi gazeteyi getirdi ve radyo kanununu inceledikten sonra e, bu e, radyoculuğu e, kanuni bir şekilde e, Türkçe yayın yapmak şartıyla başlattık 1992'de. Halit Halil İbrahim Batı Trakya'da radyoculuk yapanların karşılaştıkları sorunları şu cümlelerle anlatıyor. Şimdi her bir işte olduğu gibi tabii ki radyoculukta da e, zorluklar var. Bizde evvela e, burada kalifiye eleman yok. E, bir atasözü vardır. E, e, keçinin bulunmadığı yerde, e, koyunun bulunmadığı yerde keçiyi Abdurrahman Çelebi derler diye. biz de o atasözle yola çıktık zaten baştan da. Hep amatörce yayın yaptık. Yıllar geçti. Hala daha devam ediyoruz amatörce yayın yapmaya. Çünkü dediğimiz gibi eleman bulmakta zorlanıyoruz veyahut da o bulduğumuz elemanı ödemekte zorlanıyoruz. Batı Trakya'da Türkçe yayın yapan radyolar bu 24 yıllık serüvenlerinde birçok engelli yollardan geçti. Bazı zaman cezalar ödemek zorunda kaldı. Bazı zaman da engellemelerle karşılaştı. Dericilerine zarar verildi ya da elektrikleri kesildi. Program yapanlar tehdit edildi ya da haber yapmamaları için telkinlerde bulunuldu. Bunlara karşılık verebilen ve hala yayın hayatlarını zor da olsa sürdüren sadece 3 radyo kaldı Batı Trakya genelinde. Türkçe yayın yaparak kendi halkını biraz bilgilendirmeye, biraz da eğlendirmeye çalıştılar bu kadar yıl boyunca. Türkiye'nin Yunanistan'a sınır olan bölgeleri Uzun Köprü, İpsada, Keşan ve en eski bir yerlerden de Gümülcine'deki radyolar dinlenilmekte. Bulgaristan'da ise Türkçe özel radyoların olmayışı sebebiyle sınır köyleri ve kasabalarında çok sayıda Bulgaristan Türk'ü yine Gümülcine'nin radyolarını dinlemekte. Batı Trakya'da 3 radyomuz var. 1992'de açılan Site FM, 1993 yılında açılan Işık FM ve Joy. Işık FM 2010 yılından itibaren Çınar FM olarak e, faaliyet göstermekte. Şu anda Çınar Derneği'nin e, başkanı ve Çınar e, Radyosu'nun genel sorumlusu Cengiz Ömer'le birlikteyiz. Cengiz Ömer'le ilgili e, Çınar FM'in e, başlangıcından bugüne kadar yapmaya çalıştıkları, kuruluşundan bugüne kadar e, yapmak istedikleri ve yaşadıkları sorunları tartışacağız. Cengiz Ömer Bey ilk olarak kendinizi biraz tanıtır mısınız? Ben Cengiz Ömer, Çınar Derneği Başkanıyım. 2008 yılında kurulan Çınar Derneği'nin yönetim kurulu başkanlığını yapıyorum. 2010'dan itibaren de dernek olarak Işık FM olarak yayın yapan radyo istasyonunu satın alarak, yaklaşık bu yıl 6 yıl olacak, 6 yıldan beri azınlığın sahibi dernek olan ve bir haber lisanslı radyonun yöneticiliğini de, sorumluluğunu da yapıyorum. Ben aynı zamanda Millet Gazetesi'nin de sahibi ve genel sorumlusuyum. Bu vesileyle medyanın içerisinden geldiğimiz için, hem medya hem sivil toplum faaliyetleriyle de ilgili ve alakalı olduğumuz için, bu iki alanda toplumumuza yararlı olma adına dernek olarak da, derneği olduğum başkanla başkanı olduğum derneğin liderliğinde bir radyoyu satın aldık ve bu anlamda medya alanında da toplumumuza bir kamu yararına yönelik hizmet sunmaya devam ediyoruz. Cengiz Ömer bir azınlık radyosu olarak yaşadıkları en önemli sorunun ekonomik kriz olduğunu söylüyor. Azınlık olarak bulunduğumuz ülkede Yunanistan'da başlıca bir azınlık ferdi olmanın getirdiği sorunlar var. Ayrıca bir de bu ülkenin vatandaşı olmanın getirdiği sorunlar var. Biliyorsunuz ülkemiz Yunanistan 2009'dan beri tam olarak 2010'dan beri yaklaşık 6 yıldır bir çetin bir ekonomik krizden bir böyle bir dönemden geçiyor. Bütün vatandaşların özellikle dar gelirli ve orta halli vatandaşların artık sefalete doğru sürüklendiği bir ekonomik krizle karşı karşıyadırlar. Ben bunun zorluklarını çekiyoruz vatandaşlar olarak, ekonomik olarak büyük belimiz bükülmektedir. Radyo, medya, gerek gazete gerek genel anlamda radyo ve televizyon ve basın olarak hem de yaptığımız yayınlardan dolayı biz şu anda öncelikli olarak Batıraki Müslüman Türklerine hitap ediyoruz. Türkçe ve Yunanca yayın yapıyoruz. Temel başlıca amacımız azınlığımıza yönelik Kültürel azınlığımızın e, dini, kültürel aidiyetini muhafaza etmesi yönünde yayınlar yapıyoruz. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. E, azınlık mücadelesi, azınlık sorularına sorunlarına yer veriyoruz. Türkçe konuşmamız başlı başına bir sorun. E, radyo televizyon kurulundan e, defaatle e, sadece bize değil bütün e, Türkçe yayın yapan radyolar e, uyarı cezalarıyla karşı karşıya kalıyorlar.